Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Necm suresi 1. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani aslında Rabbimiz sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teyiden, tekiden, tavzihen, o kendi heva ve hevesinden konuşmaz. O ancak vahyedilen bir vahyi söyler. Yani tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye mazhar olduğunu, vahye mazhar, makez, o tecelliye makez olduğunu ifade ediyor. Ki ümmi oluşu da bunun en bahir, en zahir, en açık delili olmuş oluyor. Yani ümmi olmayıp önceden Mekke'de mesela edipler vardı, beliler vardı, muallakat seb'a diye bilinen meşhur Kabe'nin duvarına lebit gibi mesela böyle şairlerin altın harflerle yazılan şiirleri vardı. Şairler meşhurdu. Ama Efendimiz'de bu durum yoktu. O ümmi idi. Anasından doğduğu gibi böylece tamamen vahye mazhar olmuştur. Bismillah. Allemehu şedîdül kuvva zû mirretin festevâ ve huve bil ufukil âlâ thumme denâ fetedellâ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا. O seyri sülük, o ilahi madden ve manen, ruhen ve bedenen Rabbimizin huzuruna doğru çıkışı. Uzun bir seyahat, kainatın fevkine gidilen bir seyahat. Bastı zaman ve tayyi mekan. Zaman ayakları altında dürülüyor, kısa zaman ayakları altında rulenenmiş halının açılması ve dürülmesi gibi. Yolculuk devam ediyor. Bismillah. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِي مَا اَوْحَا مَا كَتَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى. Artık Cebrail'le o yolculuk, o miyaraçtaki o yolculuk, Sidretül Münteha'da son buluyor. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ötesine geçemem. Ki o Cebrail ki sürekli Efendimiz'den vahiy alıyor. Cenab-ı Hak'tan vahiy alıyor. Yani birinci elden tabiri caizse dilden vahiy alıp peygamberlere getiren o Cebrail bile belli bir noktadan Sidretül Münteha'dan madde ile mananın, Allah ile masivanın kesiştiği o ara nokta tabiri caizse mayınlı tarla ötesine geçemiyor. Geçersem yanarım diyor. Ondan sonra Efendimiz yalnız gidiyor. İndaha cennetül me'va iz yakşe sidrete ma yakşa ma zâgal basaru ve ma taha. Ve Efendimiz rü'yetullah mazhar oluyor. Efendimiz ne demişse bizzat aynel yakin, hakkel yakin derecesinde müşahede etmiş, öyle söylemiş. Ahiret var demiş, görmüş. Cennet cehennem var demiş, aynen görmüş. Nitekim İmam-ı Gazali'nin İlahi Nizam adlı eseri hakikaten iki ciltlik harika. Orada da bu aynı şekilde geniş ve detaylı bir şekilde ifade ediyor. Peygamberleri iman konusunda yine peygamberleri görmüş, dava etmiş, iddia etmiş. Ve Allah vardı demiş, Allah bizzat. Mâ zâğal basarû ve mâ tağâ. Göz herhangi bir şaşma ve sapma olmaksızın aynen kafa gözüyle Cenab-ı Hakk'ı Rabbimizi aynen müşahede ediyor. Yani Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da elini veşeke seni bana, kendini bana göster ya Rabbi demesine karşı len terani sen beni göremezsin der. Aralarında bu geçerken Efendimiz bizzat bütün peygamberlerden farklı olarak Allah'ı kafa gözüyle müşahede ediyor. Rü'yetullah'a mazhar oluyor. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Evet, o uzun yolculuk, o seyahat. Mealen Bismillahirrahmanirrahim. 53. sure olan Necim suresi Mekke döneminde inmiş 62 ayettir. Sure adını ilk ayetin başındaki En-Necm kelimesinden almıştır. Necim yıldız demektir. Surede başlıca Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği Allah'ın kudretinin delilleri konu edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Kendisine göre, kendi heva ve hevesine göre konuşmaz.
Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. İlk vahiy geldiğinde Cebrail, Alak suresinin ilk 5 ayeti gerçek suretiyle bütün gökyüzünü adeta kanatlarıyla kaplamış bir vaziyette. Ayette uli ecnihatin, metna ve thulâse ve rubâ, kanat sahipleri. Böylece 2, 3, 4 gibi, yani tabiri caizse rütbesine göre, marşallık, orgeneralık gibi durumlarına göre melekler tasnif edilmiş olmaktadırlar. Cebrail de adeta bütün dünyayı gökyüzünü kapatmış bir şekilde o ihtişamıyla Efendimiz'e geliyor. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip görüldü. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Müntaha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Burada ayrı bir rivayet olarak ki tefsirlerde, meallerde de farklı. Mesela onun için bir ara çıkarttım. Bir ayetten mesela bakıyorsunuz ki 25-30 tane ayrı bir meal, bazen aralarında farklılık olduğu gibi. Kelimenin, ifadenin farklılığından. Ayette Hazreti Peygamber'in Cebrail'i gördüğü anda bakışlarının onda sabitleştiği, başka bir şeye bakamadığı anlatılmakta diye bir yorumda getiriliyor. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Lat, Uzza ve Menat müşriklerin taptıkları putlardan bazılarıdır. Büyük olarak kabul ettikleri. Erkek size de dişi ona mı? Ki bir önceki sohbetimizde de onu ifade etmiştik. Yani ne kadar kötü bir taksim ki kızları, zayıf, güçsüz olanları Allah'a isnat ederken erkekleri kendilerine veriyorlar. Müşrikler, ayette müşriklerin melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki inançları ayet 27'de kınanmakta, Allah'a layık olmadığı şeyleri isnat etmenin şirk ve bir çeşit putperestlik olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taptığınız isim, taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanla ve nefislerinin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Ayette müşriklerin putların şefaatini beklemek gibi yersiz ümitlerinden hareketle insanoğlunun da her arzusuna kavuşamayacağı burada da ifade edilmekte. Oysa ahirette, dünyada Allah'ındır. Dünya kimin ise ahiret onun, ahiret kimin ise elbette ki neticede dünyada onundur. Evet, ayetlerin nüzulüyle ilgili genel bir bilgi verildikten sonra birinci ayetin nüzulüyle ilgili battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed ne sapmış ne de azmıştır. Katade diyor ki battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız ne sapmış ne de azmıştır. Ayeti indikten sonra Ebu Leheb'in oğlu Utbe, ben yıldızın Rabbini inkar ediyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah, seni Allah'ın bir köpeğinin yemesinden korkmuyor musun dedi. Bundan sonra Utbe ticaret için Yemen'e gitti. Yolda bir yerde konakladıklarında bir arslan kükremesi işitti ve arkadaşlarına, bu beni mutlaka yiyecek dedi. Arkadaşları onu ortalarına aldılar fakat biraz sonra onları bir uyku bastı ve uyudular. Arslan gelip Utbe'yi kaptı götürdü. Yani o kadar cemaatin içerisinde özellikle geliyor, onu alıp götürüyor. Diğerleri ancak arkadaşları Utbe'nin feryadını uyanabildiler. Böylece Resulullah'ın Utbe hakkındaki duası tahakkuk etti ve Utbe arslan tarafından yendi. Böyle Cenab-ı Hak ve'n-necmi izâ hevâ gibi, aynı şekilde ve's-semâi ve't-târiki gibi, kendi kudretiyle yaratmış olduğu şeylerin azametini, büyüklüğünü, kendi kudretini göstermez adedinde yemin ettiğini de görüyoruz. Burada da yoksa her umduğu şey insanın mıdır? Bunun nüzulüyle ilgili olaraktan bu ayet-i kerimenin Nadir İbnül Haris hakkında indiği de söylenmiş olmaktadır. Burada 29'da da aynı şekilde Nadir, herhalde hükmü her kafir hakkında geneldir. Bu da Velid İbn-i Mughire aynı şekilde nazil olduğu rivayet edilmiş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimelerin genel izahına bakacak olursak, burada aynı şekilde
genel olaraktan sure Necim suresi hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Burada 7 sayfa olaraktan tefsirlerden sure hakkında genel bir bilgileri de burada ele aldım. Evet ve surenin başında genel olaraktan kısaca ifade edilmekle beraber burada da surenin muhtevası, ele almış olduğu başlıca konular aynı şekilde madde halinde de burada zikredilmektedir. 13 madde şeklinde. Evet. Ayet-i Kerime'nin birinci ayetin izahında yıldızlar. Yıldızlar da güneş gibi fiziki hadiselerin merkezleridir. Yani Cenab-ı Hak o kadar yaratmıştır ki mesela sadece her bir samanyolunun içerisinde milyarlarca, ki düşün ki samanyolu kendisi de galaksiler de onlar da milyarlarca. Ona göre gökyüzünü düşünün. Yani yeryüzündeki sahillerdeki kumsallar neyse gökyüzündeki yıldızlar da adeta aynı mesafede. Yıldız necim kelimesi Kur'an'da 13 defa karşımıza çıkmakta. Yıldız görülebilen herhangi bir gök cismi olarak Kur'an'da geçmekte. Yıldızların günümüzde de ne kadar önemli incelemelere konu olduğu bilinmekte. Ayrıca Tarık suresinde bildirilen parlak yıldızın ne olduğu konusunda açıklık yoktur. Çünkü yıldıza sıfat olan sakıp kelimesi yani delip geçen müşterek bir mana ifade etmekte. Batmakta olan yıldızın da hangi yıldız olduğu bilinmemekte. Fendi bunun meteorlar olabileceğini söylemekte yıldızlar ile ilgili olaraktan. Necim Kur'an'da da 3 şekilde de tefsir edilir mana itibarıyla. Kevkep yani yıldız manasına gelmekte ilgili ayetler, Kur'an'ın nücumu, ayet inişi, kısım kısım inen bölümleri manasında yani ayetlere de necim kelimesi verilir. Onun için nücum şeklinde ayet inişi bu manayı ifade etmekte ve ilgili ayetler zikredilmektedir. Üçüncü olarak necim kelimesi sapı gövdesi olmayan bitki manasında da kullanılmış olmakta. Yani hem yıldız hem bitki ve aynı zamanda hem de ayetler için necim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 3 farklı şekilde de kullanılmış olmaktadır. Yine birinci ayette heva. Heva düştü. Bir şey aşağı düştüğünde heva. Mesela hava, istek, keyif. Nefsin şehvete meyli. Yahvi, ikinci babdan masları heyven. Geldiği kökler, ifade ettiği diğer manalar. Ki heva Kur'an'da da 5 şekilde tefsir edilir. Nezele, inmek burada o manaya. Helak olmak. Canların çektiği, arzu ettiği şeyler yine aynı manada burada da. 4. Bir şeyin herhangi bir şeye dayanmaksızın iki şey arasında durması, havada olması manasına alıp gider, sürükler, savurur manalarına gelmekte ve ilgili ayetler de burada zikredilmektedir. Yine birinci ayetin izahında yıldızlar ile ilgili burada dipnotlarla zikredilmiş olmaktadır. Evet, yine birinci ve üçüncü ayet arasında ayetlerin hadisle neshedilmesi mümkün mü? Hadi onunla ilgili burada genel olaraktan örnekler de verilmek suretiyle zikredilmektedir. İhtilaflı olmakla birlikte ayetin hadisle neshedilemeyeceğine inanan müçtehitler, onların delilleri, inananların delilleri burada onunla ilgili çıkartmış olduğum, yani tefekkür edip düşünülerek kaynaklara bakılacak, konu ele alınacak konu olmuş olmaktadır bu mesele. Evet, yine ikinci ayeti kerimede ise gava ifadesi, masları gay olan gava kelimesi azmak, yanlış inanca düşmek, yanılmak, gerçek yoldan çıkmak, istediğini yerine getirememek, doğru olmayan, yok olanla meşgul olmak gibi manalarına gelir. Sapmak gibi, dalal gibi gelmiş olduğu manalar. Sebilur reşadı, bırakıp batıla ve yanlışa itikat, doğru yolu yani gerçek yolu, hakiki yolu ve bununla ilgili olan izahlar ve ilgili ayetler. Evet ve yine ikinci, evet ayet-i kerimede bu manada ifade edildikten sonra diğer üçüncü ayete bakacak olursak bununla ilgili hadiste de buyurulur. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Amir anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den hemen her işittiğimi yazıp tespit ediyordum. Amacım onları korumaktı. Kureyş kabilesi beni bundan men etti ve sen peygamberden aleyhissalatü vesselam her işittiğini yazıyorsun. Oysa o da bir insandır. Öfkelendiği zaman da konuşur. Bunun üzerine artık yazmayı bıraktım ve durumu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a arz ettim. Buyurdu ki, ya Abdallah yaz, canım kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki benden ancak hak söz ve davranış çıkar ve ben ancak doğru olanı söylerim. Burada tabii ilk devrelerde aslında Efendimiz de yasaklıyor. Yani Kur'an ayetleriyle karışmaması için. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeler her meselesini, her durumunu
kayıt altına alıyorlar. Yine bu ayetin izahı ile ilgili olan olaraktan inhuve illa vahyin yuha Fethüzzaman Hazretleri sözler 238-403. Sayfalarında yine ve necmi ile ilgili sözler 404. sayfasında 430. İşaratul İcaz 122. sayfalarında bu ayetleri tefsir etmiş olmaktadır. Evet yine 3. ayette o heva her arzusuna göre söylemiyor. O Kur'an sadece vahyolunan bir vahidir. Burada ayet zahiriyle Hazreti Peygamber'in içtihadında yanılmadığını belirtmekte. Oysa hiçbir peygamber yeryüzünde ağır basmadıkça, kafirler karşı ezici bir üstünlük sağlamadıkça esirlerin olması doğru değildir gibi burada soru cevap zımnında buradaki konulara bakılabilir. Yine ayette burada bir giriş yaptık, şunu da ifade edeyim. Allah seni affetsin, neden doğru söyleyenler sence belli oluncaya ve yalancıları öğreninceye kadar beklemedin de onlara izin verdin? Ayetlerinden bazen içtihadında isabet etmediği anlaşılmaktadır. Bunun izahı nedir? Ayet Hazreti Peygamber'in Allah'tan aldığı ve tebliğ etmekle görevli bulunduğu hususlar hakkındadır. Yoksa onun dışında bu içtihat konusu ile ilgili olaraktan fıkıh kitaplarında da geçmekte. Mesela bir ağacın aşılanması meselesi olarak çok gündeme gelir. Söz konusu konuların hepsi vahidir. Mesela yine Bedir'de kuyuların belirlenmesi konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onda sahabilerin görüşünü kabul ediyor. Keza ayet Kur'an'ı Hazreti Muhammed uydurmuştur diyenlere de bir reddiyedir. O kendiliğinden bir şey söylemez. Allah'tan aldıklarını söyler. Hazreti Peygamber'in Tebük Savaşı'na katılmayanların durumunu araştırmadan kendilerine izin vermesi, Bedir esirlerini tutması ve ashabına hurmaları aşılamamalarını emretmesi hadiseleri vahiy olmayıp kendi içtihatlarıydı. Bu nedenle isabet edemedi. Onu da zaten buradaki doğrudan doğruya Kur'an ile alakalı olan hususlar, vahiy ile ilgili olan hususlar ele alınmaktadır. Yine 3. ayette hadis ile ilgili olarak hazırlamış olduğum veciz sözlerde orada hadis ile ilgili Risale-i Nur'da geçen hadis, ahadis sözcüklerinin veciz olarak ifade edilmiş olması. Onunla ilgili buradaki 3 sayfalık 6000 küsur sayfa olan Risale-i Nur'dan çıkarttığım hadis ile ilgili, ahadis ile ilgili olan kelimelerin izah ve beyanı. Ve 4. ayeti kerimede neshin çeşitleri, yani nesih haktır. Onunla ilgili birçok görüşler var. Genişçe detaylı onu ifade ettik. Kur'an'ın mesela Kur'an'la nesli, Kur'an'ın sünnetle nesli ve onunla ilgili burada da örnekler var. Başlı başına bir konu. Sünnetin Kur'an'la nesli, sünnetin sünnetle nesli. Bunun örnekleriyle burada da aynı şekilde verilmiş olmaktadır. Yani aslında başlı başına bir konu örnekleriyle burada var. Detaylı olaraktan ele alınabilir. Yine bu da kendi içerisinde mesela hükmü mensuh, metni baki kalan ayetler, metni mensuh, hükmü baki kalan ayetler, hepsinde örnekler var. Hem metni hem de hükmü mensuh olan ayetler. Nesi itiva ettiği hüküm bakımından da birkaç neve ayrılır. Hafiften şiddetliye, şiddetli ve ağır bir hükümden hafife, müsavi ile de nesih yapıldığı, yerinde bir bedel getirilmeden de bir hükmü şer'i nesih edilebileceğine dair nesih ile ilgili burada ele almış olduğumuz önemli notlar neshin çeşitleri ile ilgili olaraktan. Evet ve 4. ayetle ilgili yine hükmü baki kalıp metni neshedilmiş olan ayete örnek burada. Demin genel olarak ifade edilmişti. Burada yine o nesih ile ilgili olaraktan 2 sayfalık tefsirlerden çıkartmış olduğumuz notlar. Evet ve 5. ayeti kerimede ise burada ona bu vahyi öğreten melek tanıtılıyor burada. Arkadaşınıza o vahiy edilen Kur'an'ı çok çetin bir güç sahibi olan, kuvvetleri çok şiddet olan Allah ya da melek yani Cebrail öğretmiştir. Rahman 1-2'de Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Şu Ara 193, onu Ruhul Emin Cebrail indirdi. Yine Tekvir 19-21 arası, bu Kur'an arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. Ve bununla ilgili izahlar. Evet, ona bu Kur'an'ı çok çetin güç ve kuvvet sahibi, görünümüyle, fiziğiyle çarpıcı bir güzellik sahibi, sağlam, sıhhatli, mükemmel hikmet ve akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. O en yüksek bir ufuktaydı. Cebrail çok yüksek bir ufukta tüm ufku kaplamış olduğu halde. O vaziyette ihtişamıyla Efendimiz onu görmüş oluyor.
Ve 5. ayeti kerimede şiddet, şiddet gibi ifade sağlam düğüm. Bir şeyin düğümünü sağlamlaştırma manasına geliyor. Onunla ilgili şiddetli, çetin, kuvvetli olan biri öğretti. Onunla ilgili burada yapılmış olan izahlar ve ilgili ayetler zikredilmektedir. 6. ayet-i kerimede istiva kelimesi, müsavi olmak, kendi kendine itidal manası, anlamlarına, âlâ takısı ile istila, ilâ takısı ile nihayete erme manasında kullanılıyor. Onunla ilgili burada yapılmış olan izahlar. O gün Rabbinin tahtını bunların da üstünde 8 melek taşımaktadır. Arş ile ilgili. Yani arş kainatın ana kumanda merkezi, yönetim merkezi. Hiçbir tahta olmasın. Bir kralın, padişahın, bir cumhurbaşkanının, başbakanın idare ettiği ana kumanda merkezi ne ise adeta arşla bütün kainatı istiva etmiş, kaplamış olaraktan tüm kainatın ana kumanda merkezi, yönetim merkezi, idare merkezi olmuş olmaktadır. Mesela Levh-i Mahfuz da aynı şekilde bütün kainatın genel arşivinin olduğu bir yer olarak ifade edilmektedir. Evet ve 7. ayet-i kerimenin izahında ufukul ala, o en yüksek ufukta idi. Ayetinde geçen en yüce ufuk, ya güneşin doğduğu yer ya da güneşin batım yerindeki yerdir. Hazreti Peygamber İsra yolculuğunda Cebrail'i kendi suretinde burada görmüştür. Burada hem 15. cüzde İsra suresinde, İsra 17. sure aynı zamanda, İsra suresinde bu iki yerde Efendimizin miracı olayı, yani hicretten 1,5 yıl önce, 622 olan hicretten 1,5 yıl önce yapmış olduğu, onunla ilgili başlı başına Miraç ve Ettahiyyatu, ki Miraç'ta Efendimiz Rabbimizin huzuruna varınca ilk cümlesi Ettahiyyatu oluyor. Ettahiyyatu Allah ile Resulü arasındaki konuşma ve kelime-i şehadette Cebrail'in bu olaya olan şahitliği. Bununla ilgili uzunca sohbet yaptım. Başlı başına bir bununla ilgili video çektim. Ve bununla ilgili her biri ayrı başlı başına bir konu. Miraç ile ilgili. Buradan da ulaşılabilir. Ayrıyeten televizyonda, Ulusal TV'de yapmış olduğum Miraç mucizesi ile ilgili buradaki genel olarak da Miraç konusunu ele aldım. Buradan inşallah genişçe dinleyebilir. Uzunca burada Esselamu Aleyküm. 32 dakika olarak Efendimiz da Aleyhisselatü genişçe Vesselam'ın sadece Miraç üzerine bir konuşma yaptım. Buradan istifade edilebilir. Şunların her biri de ayrı ayrı bir kaynağa ihtiva etmektedir. Bunda yıllar öncesinde genel La 58 ilahe dakika illallah. gibi 58 dakika gibi geniş olarak ben yapmış olduğumuz Miraç ile ilgili sohbet ve aynı zamanda tespitler.com o da sitemdeydi. Onun Miraç ile ilgili olaraktan yapmış olduğum, yazmış olduğum bir yazı. Yine Miraç gibi bazı mucizeleri inkar eden ve adeta inkar etmek için sıra bekleyen bazılarına karşı verilmiş bir cevap olmuş oluyor ve Miraç meselesiyle ilgili bazı iddialara da bir cevap olmuş oluyor. Bir reddiye manasında olaraktan ele almış idim. Evet ve 8. ayet-i kerimede dünüv ifadesi, dena, bizzat veya hükmen yakın olmak. Mesela dünyada aynı kökten geliyor. Aşağı, dünü, düşük, aşağı manalarına geliyor. Bu kelime mekan, zaman ve mertebe içinde kullanılır. Yani sonra iyice yaklaştı ve sarktı. Bu kelime ile ilgili olaraktan kelimenin geldiği mana ve diğer ayetlerdeki izahı. Evet ve 9. ayeti kerimede edna ifadesi, demin de dediğimiz gibi aşağı düşük. Bu da Kur'an'da 4 manada tefsir edilir. Edna lafzı daha uygun, daha layık, daha elverişli manasına ve her biriyle ilgili birkaç ayet zikredilmektedir. Edna lafzı daha yakın manasında, ki burada o manaya gelmekte, daha az manasında, edna lafzı aşağı düşük anlamlarına da gelmiş olmaktadır. Bu 4 farklı şekilde Kur'an'da kullanılmaktadır. Ev ifadesi veya manasına olup bağlaç olaraktan bu da Kur'an'da 3 şekilde tefsir edilir. Bilakis aksine hatta manasına, ki burada o manaya gelmektedir. Ve manasına, bir de muhayyerlik, tercih durumu manasında gelmiş olmaktadır. Evet ve ayet-i kerimelerin izahında 11. ayeti kerimede ise yalan söylemek, iftira etmek, kezip, hizb, ufuk gibi bu kelimelerin kezip, söyleyenin aksini düşündüğü halde verdiği haber. Kezip ancak haber verme hususunda olur. Yani yalan manasında. Yani ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mücadelesinde, yolculuğunda, seyri seferinde, o Miraç yolunda
gözünün aynen gördüğünü, yanlış olmadığını, sapmadığını, gerçeği, hak ve hakikati gördüğünü, Cebrail ile olan o yolculuğunda Sidretül Münteha'ya kadar beraber olduğunu, ondan sonra tek başına gittiğini, demin söylediğim gibi onunla ilgili uzunca o meseleyi aslında izah ettim. Fuat ifadesi kalp olmakla beraber gönül, kalp. Kur'an'da burada olduğu gibi üç yerde geçiyor. Onun gördüğünü gönül, yani Fuat yalanlamadı. Aynen gördüğünü dilde doğru olarak söyledi. Hak ve hakikati söyledi. Yine 11. ayette re görüş manasına gelmektedir. Görüş, bakış, rü'yet aynı kökten gelmiş olmaktadır. Beni gören manasında. Burada görme ile ilgili olarak duyu ve onun yerine geçen şeylerle görmek, hayal ve tasavvur ile görmek, tefekkür ile görmek, akıl ile görmek gibi rü'yet, rey ifadesinin gelmiş olduğu farklı manalar ve izahları. Onunla ilgili ayet-i kerimeler de burada zikredilmiş olmaktadır. Evet ve 13. ayet-i kerimede andolsun ki onu bir kez daha gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Burada onunla ilgili olaraktan Miraç gecesinde 7. semada onunla ilgili burada soru-cevap zımnında yapılan izah. Yine 13. ayet-i kerimede Miraç ile ilgili olaraktan demin göstermiş olduğum notlar ile beraber Miraç ile alakalı olaraktan bu konuda yapmış olduğum 2010 yılında bir yazı, bir makale ele aldım. Buradan da inşallah istifade edilebilir. Yine bunun ile ilgili zaten başlı başına Bediüzzaman Hazretleri 24. mektubunu ikinci zeyli ve 31. sözde de zaten bu konuyu başlı başına orada ele alıyor. Burada da bu özellikle 24. mektubun ikinci zeylinde Mirac-ı Nebevi bahsinde de buradaki bu ayeti. Ayrıca Miraç Risalesi olaraktan 31. sözde de Miraç bahsini Bediüzzaman Hazretleri orada genişçe tafsilatlı bir şekilde ele almış olmaktadır. Burada da 8 sayfa olaraktan mektubatta bu konuyla ilgili olaraktan Bediüzzaman'ın beyanını, izahını burada ele aldım. Son 208. sayfaya kadar olan kısımları itibarıyla. Ve 14. ayetin izahında Sidretül Münteha en son nokta, dediğim gibi kesişme noktası. Allah ile masiva, onun gayrı olan, madde ile mana, adeta tabiri caizse mayınlı tarla, son nokta. Bununla ilgili aslında yazmış olduğum bu yazı, yani biraz da tasavvufi olarak da ifade edebilirsiniz. Son sınır, sonsuzluğun başlangıcı, tefekkürü olarak kesişme noktası, sınır ve hat, mavera. Böyle uzunca bununla yazdıydım. Fizik ötesi, metafizik alem, öteler ötesinin başlangıç noktası, berzah, mayınlı tarla, mahrem bölge, olmak ile ölmek, yanmak ile yakmak mahalle. Kaynaktan çıkan damlanın aslına rücuğu, damlanın okyanusa varışı, doğuma giden ölüm noktası, olmanın yok olma yeri, rıza ve mahbubiyetin buluşma noktası, insanların ulaşamayıp Cebrail'in geçemediği Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam hicret yeri, davet yeri, müjde yeri, kul olarak varıp Resul ve elçi olarak dönme, varlıkların mahsullerini takdim yeri, selam ile kelamın buluştuğu yer, madde ile mananın, fizik ile metafiziğin, mümkün ile vacibin birbirinden ayrıştırıldığı ince nokta, sanal aleme geçiş, ruha göçüş, madde ile maddi basamakların son bulduğu zirve, zaman ve mekan kaydından azade harem dairesi, Habib ile Mahbub'un buluşma noktaları, yerdekilerin göktekilere karşı Miraç mucizesi, tefevvuk sebebi ve vesilesi, çok inceleri eleyen elek, Sidretül Münteha en son sedir, Sidretül Münteha en son azamet, dilekçelerin ve arzuhallerin en son başvurulduğu merci ve makam, her şeyin idare edilip yönlendirildiği idari mekanizma, sonsuzluk koridorlarının başlangıcı, gerçek başlangıcın ve varlığın başladığı bitiş noktası, masivanın olmadığı ve bulunmadığı alem, meratibi külliye-i esmaiyede bir yükseliş ve varıştır. Yani Allah'ın isimlerinin, bütün isimlerinin mertebelerinin bir yükseliş, en son noktası ve varıştır. Ta Sidre-i Münteha kapısından girip Kab-ı Kavseyn'e ulaşıncaya kadar. Alemlerin iltisak ve ittisal nokta ve dairesidir. Adeta devleti idare eden bakanlıkların baş bakanlık dairesi gibidir ki onlardan, o dairelerden biri Cennetül Mevva'dır. Bununla ilgili böyle 2 sayfa kadar bir yazı kaleme almıştım. Evet, ayrıyeten Sidretül Münteha ile ilgili İbn-i Mesud'dan gelen rivayetler, onunla ilgili hadis-i şeriflerden de istifade edilebilir. Tefsirlerden çıkarttığım bu notlardan faydalanılabilir.
Evet ve 17. ayet-i kerimede ise izahında basar ifadesi görme. Göz ne yana kaydı ne de öteye geçti. Tam gördüğünü gördü. Görme organını veren ifade. Kalp gözüyle görülene ise basiret manası da verilmektedir. Basar kelimesinin buradaki izahı ve ilgili ayeti kerimeler. Aynı zamanda 19 ve 23 arasındaki geçen ayetlerle ilgili çeşitli haberlerin teşbihinde rol oynaması. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim sürekli belagat esaslarında edebi sanatları da ele almış olmaktadır. Bu edebi sanatlarla ilgili burada konuyla ilgili olaraktan ilgili ayet-i kerimeler. Mesela En-Necm suresinin 20 ile 21. ayetleri arasına koyarak siyakı açısından değerlendirdiğimizde burada şeytanın herhangi bir buradaki müdahalesi olmadığını, tamamıyla artık korunmuş bir vaziyette gitmiş olduğunu ifade ediyor ve bununla ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğumuz 3 sayfalık not inşallah istifadeye medar olabilir. Ve 23. ayet-i kerimede hüda kelimesi geçmişti. Hidayet, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi hadidir, hidayet eden. Bu da Kur'an'da çokça manalara gelen Kur'an kelimesi gibi 17 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Beyan manasında İslam dini kastedilir, iman kastedilir, dâi davetçi manasında. Hüda, hidayet, marifet, bilmek, tanımak, öğrenmek manasında. Kitaplar ve Resuller manasında. Doğruluk, doğru yolu bulmak manasında. 8, Muhammed'in durumu anlamında kullanılmış. Hüda ile Kur'an kastedilmiştir burada olduğu gibi. Hüda ile Tevrat kastedilmiş. İstircada bulunma yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeye iletmek manasında kullanılmış. La yehdi manasında hidayet etmez, hidayete iletmez, hüccet delil ortaya koyamama, delil ikame edememe, dalaletten dinine iletmeme manasında kullanılmış. Tevhid manasında, sünnet anlamında, la yehdi hidayete erdirmez, iletmez ibaresiyle ıslah etmez anlamı kastedilmiştir. Hüda ile hayvanlara ilham manası ve hüdna kelimesiyle tevbe ettik döndük manalarında kullanılmış olmaktadır Kur'an-ı Kerim'de hüda kelimesi. Adlardaki anlam, isim müsemma ilişkisi adların diliyle ilgili olarak da yapılmış bir çalışmayı da isim ve müsemma. Burada o konuyu da ele aldık. İsimler, esma. Kainatı biz her şeyi isimler ile biliyoruz. Bununla ilgili de aslında tespitler.com'da sitemde de onunla ilgili. Mesela isimleri kaldırdığınız zaman hayatta her şey biter. Hayatta her şey biter. İsimler ile ilgili. Yani o manada onun içindir ki başta alleme Adem'el esma kullâ thumme aradahum alel melaike. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in tefevvuk ve üstünlüğünü ona eşyanın bütün isimlerini kompütürden tutunuz da bilgisayardan, ekmekten, sudan, havaya varıncaya kadar bir anlık düşününüz. Bazen bir şeyi bilmek mefhumu muhalifiyle hareket etmekle de olur. Bir anlık düşünün şöyle. Bütün kainatta aynen bu ifadeleri de kullanıyorum gerçi ama bütün kainattan isimleri kaldırınız. İsim diye bir şey yok. Mehmet, masa, sıra vesaire. İsim diye bir şey yok. Varlıklardan isimleri kaldırınız. Her şey anlamsızlaşır. Manalar isimlerle anlaşılır. Gök dediğiniz zaman hemen gözünüzün önüne bir mana geliyor. Başınızı yukarıya kaldırıyorsunuz. Güneş diyorsunuz, yukarıya kaldırıyorsunuz. Yemek diyorsunuz, ağzınızda farklılıklar oluşuyor vesaire vesaire. Yani biz her şeyi isimleriyle, isimler ve müsemmalar ile anlaşılmış ve bilinmiş oluyor. Onun üzerine de aslında genişçe uzunca bir yazı kaleme almıştım. Dediğim gibi tespitler.com'da onunla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet burada konuyla alakalı olaraktan İbn-i Acuri'nin gramer tahlilinde ayet-i kerimelerin ele alacak olursak Bismillahirrahmanirrahim birinci ayette ve necmi ifadesi burada Cenab-ı Hak bununla kasem ediyor. Ve böylece adeta muksemun bi kendisiyle kasem edilen bu şeyin başında uksimu mukadderdir. Böylece bu kasem edilen necim ifadesi başındaki mukadder uksimu'ya taalluk etmektedir. Onunla ilgilidir. Yani başında mutlaka uksimu kelimesi. Ben kasem eder yemin ederim ki manası. İza tam bir zarf olmuş olup aynı zamanda mahsuf olan ve takdir edilmiş olan uksimu fiiline taalluk etmektedir ki mana şöyle olmuş olur. Eksumu bin necmi vakte heviyyehu fi eyyi vaktin takdirindedir. İkide cümle kasemin cevabıdır. Üçte cümle kasemin cevabına matuftur. Dörtte innefi edatı olmuş olup yuha ifadesi ise vahyin sıfatıdır. Beşte allemo ifadesi vahyin ikinci sıfatıdır. Altı zu ifadesi şedidül kuvanın sıfatıdır. Festeva cümlesi ise allemohu cümlesine matuftur. Yedide vav haliye bildirmiş olmakta bir ufuk ifadesi habere müteallıktır. Hüve bir ufuk cümlesi ise bu da isteva failinden haldir. Sekiz dena ifadesi isteva cümlesine matuftur. Dokuz ev edna ifadesi bu da Kabe cümlesine matuf bir isimdir.
Onda ise fe evha cümlesi kâne cümlesine matuftur. Ma ise ism mevsul ve mef'ulün bih'tir. Ma kezebe ifadesi müstenife istinaf iptidaiye mukadder bir suale cevap başlangıç cümlesi manasındadır. 12 efe tumarunehu müstenifedir istinaf cümlesidir. 13 vav müstenifedir. Burada nezlete ifadesi naib-i mef'ulu mutlaktır. 14'te inde zarf-ı mekan olmuş olup ra'ahu'ya müteallıktır. 15'te indaha cenne ifadesi sidreden haliyedir. Hal olduğu halde. İz zarf olmuş olup ra'ahu'ya müteallıktır. Ma mevsul ve faildir. 17 mazaha müstenife istinaf cümlesidir. 18 lekad ra'a bu da mukadder kasemin cevabıdır. Böylece gerek kasem olsun gerek cevabı genel olarak da müstenife istinaf cümlesi olmaktadır. 19 cümle müstenifedir ve böylece iki cümleye taaddi edip geçmiş olmaktadır ki bunlar lattır. İkincisi ise cümle-i istifhamiyedir. Yani soru edatlı cümle elekumu deker ifadesi olmaktadır o da. 20'de Es-salisetil uhra ifadesi menatenin sıfatıdır. İki sıfatıdır her ikisi de. Burada da mübteda ve haberdir her ikisi birden. İza ize cevap harfidir. Dıza ifadesi ise o da sıfattır. 23. ayeti kerimede ise cümle genel olarak müstenifedir. Semmeytumuha ifadesi esmainin sıfatıdır. Entüm ise semmeytum failini tekid içindir. Ma enzelallah biha ifadesi esma'ın ikinci sıfatıdır. Sultan ifadesi mef'ulün bihtir, min zaittir. Yine inyette biyuna ifadesi müstenife istinafiyedir, innefi edatıdır. Ma ismi mevsul olmuş olup zanne matuftur. Yine ve lekad ca'ehumul huda ifadesi yette biyuna failinden haldir. Yani şu manaya gelmiş olmaktadır takdiren yani yette biyuna zanne ve hüven nefsu fi hali tünafi zalik takdirindedir. Fi halin tünafi zalik manasında. Ve hiye meci'ül huda min inda rabbihim takdirindedir. Yine lekad ca'ehum cümlesi ise kasemin cevabıdır. Em'e munkatıdır. Her biri birbirinden diğerinden ayrıştırmış oluyor. Bağlantıyı kesip yoksa şeklinde cümle müstenifedir. 25'te felillahil ahiret vel ula cümlesi de müstenife istinaf iddiaya başlangıç mukadder bir suale cevap olmuş olmaktadır. Bu arada kıssamızdan da bir hissemiz var. Yaşanmış bir hadise benzerleri olduğu içindir ki ibretli olup kıssadan hisse alınması temennisiyle arz ediyorum. Lise yıllarımda. Çok kitap okuduğumu gören tarih öğretmenim, sen tarih ve fikir kitaplarını seviyorsun. O halde Ali Suavi'nin kitaplarını oku, çok faydalanacaksın demişti. Ara tara zorla sadeleştirilmiş iki kitabını bulmuştum. Gözüm gibi bakıyordum o kitaplara. Zira o kitapları öneren tarih öğretmenimdi ya. Bana en iyi eserleri ancak o söyleyebilirdi ya. Neyse, bir zaman sonra içimde devlete karşı bir öfke birikmeye başladı. Osmanlı'dan nefret eder hale geldim. Ama Ali Suavi hala baş ucu kitabımdı. Yıllar geçti. Ve benim yönümü bulmam biraz zorlu oldu. Araştırmayanlar, sorgulamayanlar için ecdadını tanımamak, 2000 yıllık bir kültüre sahip olan tarihini yok sayarak, 90 yıl öncesi sanki uzaydan bir anda inmiş gibi köklerinden uzak yaşamak çok kolay oluyor. Araştırınca iş değişiyor. Yönünü buluyorsun. Ecdadını, köklerini tanıyorsun. Çok güçlü bir medeniyete sahip olduğumuzu ama o medeniyetin idam edildiğini anlıyor insan. Sonra öğrendim ki bizim Ali Suavi meğerse sürekli Avrupa'ya kaçan, orada Osmanlı'yı kötüleyen, Abdülhamid'in merhamet edip affetmesiyle ülkeye dönen ve döner dönmez de Abdülhamid'i devirmek için 150 kişiyle çırağın sarayını basan, baskın sırasında da gözü kara bir Anadolu çocuğu olan 7-8 Hasan Paşa tarafından kafasına bir sopa vurularak öldürülen hainin biriymiş. Meğerse benim asıl okumam gereken Ali Suavi değil, Hasan Paşa olmalıymış. İşte hep diyorum ya, çocuklarınızın ne okuduğuna dikkat edin. Eğer ben yönümü bulamasaydım, hala Osmanlı'ya, devlete, vatanına, dinine düşman biri olarak devam edecektim hayatıma. Biz istiyoruz ki araştıran, sorgulayan, düşünen, tarih bilen bir gençlik olsun. Zira geleceği o gençler inşa edecek. Onun için bazen öğretmenler malumunuzdur çok sık sık kitap tavsiye ederler. Kötü bir şey mi? Hayır. Ama eksik tavsiye ederler. Aynen bu kişinin olayında olduğu gibi. Öğrenciler seçici olmalıdırlar. Kitaplar bazen silahlardan, inanız bombalardan, zehirden daha çok etkileyicidir. Çünkü bazı kitaplar vardır ki sadece bunun gene dünyasını bitirmiş de bazı kitaplar vardır ki insanı ebedi hayatını da bitirir. Ben Allah'a çok şükür küçükten beri okurum ama seçici olarak okurum. O amaçla da inanmıştım diye bir kitap elime geçmişti. O kitabı yazan kişi inanmıştım askeriyede bir subay.
Kendisi komünist ve sosyalist, inançsız ateist birisi. Bu kişi Rusya o zaman temsil ettiği için bu ki komünizm de malumunuz yıkıldı, inanmıştım diyerekten bir kitap yazıyor. O kitabında bütün hayatını anlatıyor. Komünizm sevdasıyla Rusya'ya kaçtığını, artık komünizmi kaynağında görerekten yaşamak istediğini, ancak orada kendisinin komünist olduğunu, o askeriyeden subay iken kaçtığını söylemiş olmasına rağmen takipler neticesinde zindan gibi bir hayat yaşadığını ifade ediyor ve daha sonra Türkiye'ye oradan kaçıyor. Ve ondan sonra diyor ki meğer inanmıştım. Kitabının adı İnanmıştım diyor. Yani komünizmin kurtarıcı olduğuna inanmıştım, böyle olmadığını gördüm diyor kitabında. Allah alemin sevap ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.